TV yüz ekranlarından herkese selamlar değerli izleyenler. Sokağın sesiyle birlikte Balıkesir'in nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün yine Balıkesir sokaklarındaydık ve hayatta aldığınız en büyük risk nedir dedik. İşte aldığımız o cevaplar. Hayatta aldığınız en büyük risk neydi? Herhalde lise 2'de yaptığım sahte karnaydı. Anneme sahte karne götürmüştüm. İnandılar mı peki? İnandılar tabii ya. Sahte karne. Nasıl hazırladınız sahte karneyi? Yani orası da meslek sırrı diyelim, ne diyelim ya. Yaşam kendi başına bir risk zaten. Aldığımız her nefes, verdiğimiz her nefes bir risk. Risksiz bir hayat yok ki. Mesela örneğin ne olabilir? Ne bileyim, bir boşanma kararı almışımdır 19 sene evvel. Bu büyük bir risk olmuştur. Büyük bir servet kaybetmişimdir. Bunun gibi yani. Yaşamak. En büyük riskim bu. Hayata gelerek başladı. Böyle düşünmemin sebebi aslında yok. Yani bir sebep yok çünkü. Hayırlısı olsun deyip geçiştiriyor sadece. Seni düşündüren risklerin yok muydu hiç? Derslerden kaçmak ya da hayatında yaşadığın bir takım şeyler gibi. Yok, onlar artık sıradanlaştı maalesef. Özellikle gün geçtikçe daha da sıradanlaştı. Yani iş hayatında birçok defa oldu. Ama en çok herhalde bayan seçiminde oldu. Evet. Risk miydi? Evet, riskti. Tabii ki hoşlandığınız zaman tercih ediyorsunuz ama birçok olumsuz yanınızı da görmüyorsunuz. Ya bu da bir risk değil mi? Ya, siz aşık olunca olumsuz yanları görmediniz mi? Aşkın gözü kör demek. Yani. Ya şimdi birkaç kızla aynı anda konuşmak yani büyük bir risk oluyor şimdi. Birinin ne edeceğimi bilemiyorsun. Ondan sonra yani okuldan kaçtık öğretmenlerden falan. Valla öyle yani, çok da risk şey değil yani. Hiçbirinin diğerinden haberi yoktu. Aynen. Lise öğretimim sırasında okulumuz denizin karşısındaydı. Aramızda böyle bir yol vardı. Okuldan deniz böyle öyle güzel çağırıyordu ki bizi, okuldan kaçmak zorunda kalmıştık. En büyük aldığım risk oydu herhalde ama şimdi tabii öğretmenim, kesinlikle hiç kimseyi tavsiye etmiyorum böyle bir riske girmesinler. Hayatta aldığım en büyük risk bunun doğumu. Çünkü abileri var 20 yaşında, 18 yaşında. Ondan sonra da bunun doğumu yani en büyük risk. Yani bu yaşta sonra. Ailenin gözdesi oldu artık. Evet, gözdesi oldu. Yani çoğu ailelerin duyuyoruz, aldırmalar falan var. En büyük risk bunun doğumunu kabullenmek. Yani en büyük risk o. İyi ki diyor musunuz şimdi? İyi ki doğmuş. İyi ki var. Bizim meleğimiz o. Adı da Melek, bizim meleğimiz. Araç alımıyla ilgili bir riskimiz oldu ama. Kendinizi riske mi attınız arabaya? Riske attım tabii ki. Niye? Borç için? Birazcık tabii borçlandık bu konuda da. Öyle söyleyebilirim yani size. Hala ödüyor musunuz şu an? Birazcık. Bitmek üzere gerçi de. Bitti de sayılabilir. Yani riskinize değdi diyebilir miyim? Diyebiliriz. Şehir dışında okumak. Niye peki? Yani ailenden ayrısın sonuçta. Hani değişiklik. Bilmediğin bir yere gitmek korkuttu mu seni? Korkuttu. Yaşımız gereği daha o kadar büyük riskler alamadık yani. Bu kadar. Öğrenci misin? Evet, öğrenciyim. Yok mu hiç riskin? Risk almayı pek sevmiyorum ya. Garantici bir insanım ben. O yüzden öyle bir söyleyebileceğim kadar bir riskim yok yani. Aldığım bir risk yok yani öyle. İşte kıta değiştirmek, ülke değiştirmek oldum. İzinsiz bir şekilde ama geri döndüm yani. Sınırına geçmedim ama geri döndüm. Sadece kayıkla gittim. İşte toprağa ayak bastım, geri döndüm sonra. Nereye gitmiştin? Bulgaristan. Meriç Nehri'nden. Kayıkla Bulgaristan'a gittin. Aynen. Meriç Nehri ufak olduğu için yaklaşık 25 metre genişliğinde. Zor olmadı mı senin için? Yani zor olmadı. Yakın yani sonuç olarak. Buradan karşıdaki duvara kadar diyebilirim ya. O yüzden hani gittim geldim yani. Riskleri korkutmadı mı? Korkuttu ya. Sınır dışı hareket ettik de geri döndüm sonra bir şey olmadı ya. Hani gitmedim yani başka bir yere. Kayığı nereden buldun? Orada çok var. Balıkçılar var. Sazan falan tutuyorlar. Oradan buldum yani. Okumak. Okumak mıydı senin için? Aynen. Ne bileyim, hayatını veriyorsun. Sonunda atanamayacağım. Öyle boş yere dört... O kadar eminsin yani. Yani öyle 80-90 almam gerektiği için hemen hemen. Sen kaç alıyorsun? Ya benim daha bir tane 80 notum var. Tarihimde. Nazar boncuğu gibi duruyor. Aynen. O da ikinci senem işte aldığım. Öyle. Ailem haberi yok. Burada okuyorum normalde. Isparta'ya gittim. Ondan sonra Isparta'da tabii bir hafta sonunu geçirdim. Hafta sonu arıyorlar neredesin diye. Tabii ben yurttayım. Ders çalışıyorum. Ondan sonra neredesin işte, ne bileyim, Neft'teyim falan. En son görüntünü arıyorlar. Görüntünü arayınca iş batırdı falan gibi oldu ama en azından pembe bir duvar buldum.
Bizim yurt duvarları da pembe. Öyle olunca oradan yırttım yani. Aldığım en büyük risk herhalde görüntülü konuşmaktı Isparta'da. Yani Isparta'da pembe duvar aradım. Evet. biliyorsunuz bu burslar ilk kazanıldığı zaman yüklü bir para yatıyor. 1200 lira falan. İşte yattı. İlk gün aldığım gibi parayı bir herhalde 1 milyara yakınını ilk günden ayakkabı, çanta, kıyafet ne varsa aldım. Tabii sonraki geçen bir ay bayağı zorluydu. Açlık riskiyle böyle yüzleştim yani. Sonra akıllandım tabii ama hani aldığım en büyük risk bile bile aldığım için buydu herhalde yani. Kadınların herhalde vazgeçilmez noktası ayakkabı, çanta. Görünce duramıyoruz. Açlık sürecin nasıl geçti? O çantaların artık gözüne bir hamburger gibi falan görünmeye başladı mı? Yani ya zorluydu da Allah'tan arkadaşlar var. Onlardan filan para gönderdiler filan. Öyle idare ettim. Ama bir daha almam böyle bir riski kesinlikle yani. Biraz salaklığıma denk geldi sanırım. Baya harcadım yani, gözüm görmedi. En büyük risk üniversitede arkadaşlarımla takılmak oldu. En büyük risk buydu yani. Risk miydi bu senin? Benim için riskti tabii ki de. Yani yeni yeni insanlar karşılaşıyorsun yanında arkadaşlarında. Yeni yeni şehirlerden geliyorlar. Bilmiyorsun ne olduğunu, tanımıyorsun. Tanıyorsun, bu tabii bir risk oluyor. Güzeldi yani. Tek başıma yurt dışına çıktım. Sadece bir tane arkadaşım vardı. Ama genel olarak yalnız kaldım, çok zaman oldu. Oradaki yeni kuralları öğrenmek, yeni şeylere alışmak çok zordu. Büyük bir riskti benim için. Nasıl cesaretli sizin için tek başına yurt dışına gitmek? Yani ben dil öğrencisiyim ve dilimi geliştirmek istiyordum. İyi şeyler yapmak için belli başlı riskler almak gerekiyor. Bu yüzden. Vallahi risk olarak şu anda her şey risk, biliyor musunuz? Dışarıda gezmek, yaşamak, yarını görememek, değil mi? Hiçbir şeyin garantisi yok mu diyorsunuz? Yok tabii ya. Gerçekten öyle yani şu anda. Sizin için her şey risk mi şu an? Benim için risk. Evet. Yarınımı göremiyorum çünkü. Neden efendim? Ne olabilir sebebi? Sebep yaşam şartları. Bir de güvensizlik var yani. Sokağa çıktığın zaman acaba ne olacak? Başıma ne gelecek? Güven yok. Ne riski hayatı? Yaşam riski. Güven. Yarınlara ne olacak? O önemli. Nasıl yaşayacağız? Neler bekliyor? Ben kendim için değil, torunlarım için çok riskliyim. Yani iyi, bu şeyi iyi görmüyorum, gidişatı. Bilmiyorum. Güven duymuyorum yani. Kimseye güven duymuyorum. Hiç şöyle güvenecek kimse yok etrafında. Sen bugün iyiysen yarın yanındakiler de iyi o gün için. Ama zor günlerinde kimseyi yanında bulamıyorsun. Yaşam şart. Maddi, manevi yönden, her yönden. Sizin için riskli olan durum şu an yaşam mı? Yaşam diyorum. Üniversite okumak. Neden peki? İş yok, güç yok, kayıt yok. Yani ülkenin ekonomik kıstasları belli. Gençlerin yapacağı pek fazla bir şey yok. Bundan dolayı. Bir de meslek lisesi okudum. Buna rağmen üniversite okudum. Belki de bundan dolayı aldığım risk budur.